Ben Mithat Cemal. Biraz şairlik, biraz edebiyat tarihçiliği, biraz da romancılığım vardır. Ama şimdi bunların hepsi boş. Burası neresi mi? Beyoğlu İstiklal Caddesi, numara 14. Mısır Apartmanı. İçinizdeki yoksulluğu görüyor musunuz? Aynından bende de var. Bunları da oraya koy istersen. Tamam, tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyoruz. Eşyaları topluyoruz. Kim izin verdi bunu yapmanıza? Siz kimsiniz? Biz talebeyiz. Boş zamanlarımızda da para kazanmak için hamallık yapıyoruz. Bu daireyi başkası kiralamış. Bu eşyaları da toplatıp attırıyor. Burası neresi sen biliyor musun? Yo. Burası bir adamın öldüğü oda. Benim güzel, az bulunur can dostumun. Mehmet Akif'in. Mehmet Akif görülen şeylerin görünmeyen kısmını severdi. Tesadüflere özel bir alakası vardı. Ben de bir koleksiyon meraklısına nadir şeyler hediye eden biri gibi ona meraklı tesadüfler toplar götürürdüm. Yine bu odada hastalığında onu eğlendirmek için hayatın tesadüflerini bir araya topladım. Tesadüfe bak dedim. Sen hep ilk açılan yerlere gitmişsin. İlk açılan İdadiye'ye, ilk açılan Baydar Mektebi'ne, ilk açılan Ziraat Bakanlığı'na, ilk açılan Millet Meclisi'ne. Sonunda bir gün ona anlatamayacağım bir tesadüfle karşılaştım. Akif, benim doğduğum aynı ayın aynı gününde benim bir zamanlar oturduğum Mısır apartmanında, bu odada, benim doğduğum odada o ölüyordu. İşte bu odada. Bu yüzden buraya geldim. Neyse. Her şeyi baştan anlatayım. Burada her şey eskiydi. Okunan şiirler eski. Oturulan sedirler eski. Kelimeler eski. Hatta sesler bile eskiydi. Bu odadan sokağa çıktığım zaman bir devrin cenaze namazından dönüyordum sanırdım. Fakat eski olan bu odanın maziliğine rağmen burada manevi bir aydınlık vardı. O odada devrin büyük edebiyatçısı İbnül Emin Mahmut Kemal Bey edebiyat dersleri yapardı. Her şey konuşulurdu. İşte Safahat şairi Akif'i bu odada tanıdım. Karşımda iri sakallı bir adam. Mehmet Akif Bey'miş. Arapça bilirmiş. Bir de üstüne şairmiş. Zaten bu odada bugün toplanan herkes sakallı ve şairdi. Sizi tanıştırayım. Genç adamlarımızdan Mehmet Akif Bey. Memnun oldum efendim. Kıymetli genç şairlerimizden Mithat Cemal Bey. Buyurun oturalım.
Mehmet Akif benimle tanıştığına teşekkür etmedi. Yalnızca başını salladı. Ben de içimden bir takım kararlar verdim. Bu adam mutlaka eski edebiyatta gezerdi. Mutlaka o türlü adamların hepsinin ezberlediği Farsça şiirler okuyacak, Arapça sözler söyleyecekti. Beni yeni tanıdığı için kendisini göstermek isteyecek, yeni kaleme aldığı şiirleri okuyacaktı. Okuyacağı şiirleri düşünerek içimden eğlenmeye hazırdım. Fakat o ısrarla susuyordu. Şaşıyordum. Benim gibi bir dahiye kendini beğendirmek için neden telaş etmiyordu? O zamanlar 18 yaşındaydım ve şairler o yaşlarda genelde dahi olurlar. Birdenbire yerinden fırladı, başıyla hafif bir selam verdi, sessizce çıktı gitti. Sonradan anlıyordum ki Mehmet Akif'in veda tarzıydı bu. Eğlencem daha onunla eğlenemeden gitmişti. Hiç durmadım. Ben de peşinden kalktım. İçeride konuşamadık. Evet. Konuşmuyordu. Ama ben onu bülbül gibi konuşturmasını bilirdim. Bir insanı geveze yapmanın en kısa yolu ona meziyetlerine ait şeyler sormak. Şiirlerinizi niçin basmıyorsunuz? Nesine basacağım? Değer mi? Sesinin temiz güzelliği kadar haddini bilmesi de hoşuma gitti. Şiirlerinin basılmaya layık olmadığını biliyordu. Kendisiyle eğlenmeye karar verdiğim için ona birdenbire acıdım, mahzundum, utandım. Biraz iyi gelir diye mucizelerinden bir şiirimi okumaya karar verdim. Size bir şiirimi okuyabilir miyim? Tabii. Neden olmasın? Böyle sokak ortasında sizi rahatsız etmiş olmayayım. Rahatsız olmak ne demek? Yalnız iyi dinlemek isterim. Şu tenha sokağa sapalım. Mehmet Akif caddelerden daima kaçar, evine, işine tenha sokaklardan giderdi. Caddeden geçmeye mecbursa gözünü meçhul bir noktaya diker, caddeyi kendi hesabına tenha sokak haline koyardı. Maziye sor ecdadımı, söyler sana kimdi. Bir bitmez ufuktum, küre vaktiyle benimdi. Tufanlar, alevler beni bir kala sanırdı. Taçlar uçuşur, dalgalanır, parçalanırdı. Şiirim bitmişti. Bir süre sustu. O gün de ileride bir küfeye kömür doldurmaya kalkan bir çocuğa dikmişti gözlerini. Ben şiirlerimi neden bastırayım ki? Siz bu yaşınızda benden güzel yazıyorsunuz. Bunun böyle olduğunu ben zaten biliyordum. Onun da bilmesi o kadar hoşuma gitti ki onu birdenbire sevdim ve ekledim. Siz de bir gazelinizi lütfetseniz. Benim gazelim yok ki. Çocukken tek tük bazı gazeller yazmıştım. Sonra hepsini yırttım attım. Hafızanızda vardır elbet. Yazdığım yetmiyormuş gibi bile ezberleyecek miydim? Zavallıya acıdım. Benim şiirim o kadar cesaretini kırmıştı ki kendi şiirini okumaktan utanıyordu. Bir an korktum. Bu adam beni yalnızca büyük şair sanacaktı. Halbuki benim başka taraflarım da var. Bu kıymetlerimi de ona göstermeliydim. Biliyor musunuz Mehmet Akif Bey? Dinler halkı avlamak için kullanılan birer astikottu. Birdenbire durdu. Elini uzattı. Söylediği Fransızca astikot kelimesini anlamamıştı. Astikot Fransızca balık avlamak için oltaya takılan böcek manasına gelir. Demek ki Fransızca da bilmiyordu. Ben ise o günlerde her gün yeni bir Fransızca kelime öğreniyordum. Karşındaki adama ise üzülüyordum. Ne Fransızca biliyordu ne de şiirden anlıyordu. Talihsiz adam. Bizim Rıfkı Bey vardır. Banka müdürü.
Rıfkı Bey hususi bir adamdır. Onunla dost olmak ayrıcalıktır. Onunla dost olan adama başka gözle bakarlar. Ben de o adamlardandım. Bir gün ziyaretine gittim. Sizi ziyarete geldim dedim. Buyur. Gel bakalım, gel. Sizi ziyarete geldim. Şunun söylediğine bak. Hey Allah'ım yarabbim. Ben türbe miyim be çocuk? Beni ziyarete gelmiş. Geç otur bakalım. Odaya girdiğimde ilk şaşkınlığımı geçiriyordum. Mehmet Akif oradaydı. En hususi koltukta o oturuyordu. Ben de bir köşeye iliştim. Ne işi vardı bu adamın burada? Halbuki Rıfkı Bey'in bütün dostları özel insanlar. Meziyetleri olan insanlardı. Beni Akif Bey'le tanıştırdı. Efendim, şair Mehmet Akif Bey. Mehmet Akif Bey, genç arkadaşlarımızdan Mithat Cemal. Biz zaten tanışıyoruz. Öyle mi? Akif Bey de bize şimdi Hasta isimli şiirini okuyacaktı. Siz geldiniz kesildi. Buyurun Akif Bey. Şiirinin adı varmış, Hasta. Ben işi çaktım. Muhtemelen Hasta redifli bir şiirdir. Redifli bir şiir ne felakettir ya Rabbi. Şimdi bu felakete mecbur katlanacaktık. Bence doktor, onu siz soyarak dinleyiniz. Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz. Sade bir nezle-i sadriye mi illet, nerede? Çocuğun hali fenalaştı son günlerde. Ameliyata çıkarken sınıf 10 gün evvel, bu da gelmez mi? Dedim kim dedi oğlum sana gel, nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan. Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan. O zamandan beridir zafi terakki ediyor. Görünen bir daha kalkınması artık pek zor. Uyku yokmuş, gece hep öksürüyormuş. Ateşin olmuyormuş biraz dindiği. Ben zaten işin bir ay evvel biliyordum ne vahim olduğunu. Bana ihtare ne hacet abeyim şimdi bunu? Şiir hastayla konuşmayla başladı. Çok başka bir şiir olarak devam ediyordu. Benim gözümde böyle bir eseri onun ne yazmaya ne anlamaya yeteneği vardı. O böyle bir şiiri nasıl yazardı? 2 ay önce ona sokakta okuduğum şiirimi hatırladım, utandım. Odadakilerin hepsi susuyordu. Şiirin odaya dolan güzelliğinden şair sıkıldı. Bunu fark eden dostum ona Fransızca kelimeler soruyordu. O ne anlardı Fransızcadan? Geçen gün size sorduğum kelimeler çok işime yaradı. Bir kelime çevirisi daha soracaktım. Buyurun. Asticot diye bir kelime var Fransızcada. Bunu nasıl çevirmemiz gerekiyor? Bu kelimeyi duyunca ilgim biraz daha arttı. Geçenlerde Akif'e biraz da olsa Fransızca bildiğimi göstermek için söylediğim kelime değil miydi bu? Asticot da nihayetinde bir larva olduğuna göre kelimeyi bati da diye çevireceğiz. Bati ağır hareketli demek. Larva ağır hareket eden canlılara verilen isimdir tıpta. Artık şairliğim de alimliğim de çökmüştü. Bu 2 büyük binanın altında ezilmiştim. Küçüldüm, küçüldüm. Bunlar hep 18 yaşın neticeleri. O yaşta insan 4 dakikada alim, 5 dakikada cahil olur. Sonradan öğreniyordum. Akif tam 7 sene Fransızca çalışmış. Ardından en sıkı Fransız yazarlarını okumuş. Hatta çeviriler yapmış. Gerekli olmadıkça Fransızca bilgisini saklamayı adet edinmiş. Herkesin Akif'i farklıydı. Onun hakkında duyduğum her şey bende yeni bir Akif'le tanışmanın heyecanını yaşatıyordu. Birisi için Akif çok iyi Arapça bilen bir kişiydi. Birisi içinse Akif korkusuz bir pehlivan. Akif'i tanıyor musunuz? Şair Akif. Şair Akif mi? Yok. Nasıl tanımazsınız? Daha önce sizi konuşurken gördüm. Nereli bu adam? Fatihli. Sarıgüzel'den.
Siz bizim Pehlivan Akif'i söylüyorsunuz. Pehlivan mı? Yok, şair Akif. Pehlivandır o. Kıyıcı Osman Pehlivan'la bile güreşmişliği vardır. İyi ki çok kızdırmamıştım kendisini. İşte karşımda Pehlivan Akif. Bir gün okulda herkes toplanmış. Bir Ermeni kriko var. Geleni yıkıyor, gideni yıkıyor. Bizim çocuklarla dalga geçiyor. Akif hiç durur mu? Çıkarmış gömleğini, girişmiş güreşe. Yamanmış kriko. Ama Akif bu. Aman verir mi? Akif önce şair, sonra Fransızca çevirmeni, şimdi de karşıma pehlivan olarak çıkmıştı. Baytar Mektebi'ne gittiği yıllarmış. Akif'in o yıllar güreşçiliği pek bilinmezmiş. Okulda herkesi yenen Kirko isminde biri varmış. Bütün okulda güreşmediği kişi kalmamış. Ama özellikle de zayıf, çelimsiz çocukları seçer ve onlarla güreşirmiş. Yine böyle bir günde Kirko bir gariple güreşirken onu alaşağı etmiş. Ardından da diklene diklene okulda onu kimsenin yenemeyeceğini bağırıp durmuş. Biri yok muymuş onun sırtını yere getirecek? Akif bu sözü duyar duymaz yerinden kalkmış, fesini çıkarmış, gömleğinin düğmelerini açıp bir kenara fırlatmış. Girişmişler Kirko ile yarışa. Bir o bastırıyor, bir o. Nihayetinde denge bir kuvvetle güreşiyormuş Kirko. Hadi bir Akif. Akif bir iki derken Kirko'yu kaldırıp yere sermiş. Kirko'nun gözünde yaş. O günden sonra Akif pehlivan olarak anılmaya başlamış. O da Mehmet Akif'in mi? Dedim ya, herkesin Akif'i farklıdır diye. Kimilerine göre bir neyzendir Akif. Şekerci Han'da ney üflemeyi öğrenmektedir. Yıl Alaturka 1313. O yıl Akif her gün Fatih'te Şekerci Han'ına gidiyor. Çünkü devrin büyük neyzeni Tevfik bu binada oturuyor. İki ay süren derslerden sonra Salim Bey'in Hicaz peşrevini düzgün çıkaramıyor. Aczini bir düşman gibi karşısına koyuyor. Kendi beceriksizliğiyle acı acı eğleniyor. Bu beste neyde çok geçmiş, üflemesine çıkar. İnsanın elleri saraya tutulmuş gibi olması gerekiyormuş. Akif'e ne? O galip gelemediği şeyleri sever. Yahu Akif, sen neden buraya hep kan ter içinde geliyorsun? Ney talimlerine koşa koşa geliyorum da ondan. Peki ya bu ızdırap niye? Çünkü terleyerek gelirsem bu talim uğruna ızdırap çekilen bir ideal oluyor. Kolayı sevmem ben. Hadi. Kolay, yumuşak. Bunlar Akif'in sevmediği şeylerdi. Sonunda ne üflemeyi öğreniyor. Fakat başkalarının yanında üflemiyor. Başkalarının yanında yalnız başkalarını dinliyor. Tevfik'in Akif'i de neyzendir. Bir de benim Akif'im var. Bu Akif hayatımın 33 senesidir. Bu 33 senede o bir defa bayağı olmadı. Onun yüzüne baktığım vakit gökyüzüne,
denize bakar gibi ferahladım. Sonra onun 63 senelik hayatını öğrendim. Bu ne berrak bir 63 senedir. Siyah ve pis, bir dakikası bile yoktur. İşte Akif buradaydı. Yanına gittim. Akif bana karşı soğuktu. Yüzüme öyle bir baktı ki, ne yapmıştım ki ben ona? Biraz durduktan sonra o bana söylendi. Benim Fransızca astikot benzetmeme takılmıştı. Din için bir yem demiştim ya. Mithat Bey, isteyen güneşe tapar, isteyen ateşe. Ben kimsenin dinine, Allah'ına, peygamberine karışmam. Fakat kimse de benimkine karışmamalı. Biri yüzüme karşı babama sövebilir mi? O halde dinime, Allah'ıma nasıl söver? Benim dostluğum serttir. Ben öfkemi gösteririm. Öfkesini gösteren adamdan da korkmam. Öfkesini saklayan adam riyakardır. Dostluğumu istiyorsan bunu bileceksin. Akif haklıydı. Yanlış sözler söylemiştim. Gençliğime vermişti. O gün Akif'in ilk kez gözlerine baktım, gözleri parlıyordu. Artık ondan sonra arkadaş olduk. Bu dostluğumuzdan sonra ben ondan istifade etmeye başladım. Onunla bol bol kitap okumaları yapıyorduk. Sefiller, Hernani, Ray Blas, Safo, sonra Lamartine, Hatifi İsfahani, Ataullah İskender'i. Daha neler neler. Onun kitapları okumasında bile kendine has bir durum vardı. Önce kitabı toptan okur, sonra eleştirerek okur, dördüncü okuyuşunda seçimlerini yapardı. Az eseri çok okurdu. Peki, memleket hakkında ne düşünüyordu? Akif de bu memlekete güveniyordu. Mesela kebapçı Kamil'in dükkanı onun için bir memleketti. Onun gözünde memleketler insandı. Kebapçı Kamil de bütün bir İstanbul'du. Bu dükkanın ayrı bir özelliği vardı. Hep ayakta duran kebapçı Kamil buranın havasına öyle hakimdi ki müşteriler onun emrinde gibi yemek yerlerdi. Ben bu yüzden garsonlarına kızabilme durumu olmadığından burayı pek sevmezdim. Fakat Akif buraya gelecek diye ben de geliyordum. Hem de Akif buraya nasıl geliyordu biliyor musunuz? Gururlanarak. Burası bir Türk'ün idare ettiği müessesiydi. Yemekleri hilesizdi ve sahibi doğruluğu ile ekmeğini kazanan adamdı. İşte Akif sadece bu doğruluk için kebapçı Kamil'in müdavimiydi. Bir gün lokantada sessizce kavga ettik. Şu baklava denen zıkkım da yenecek şey değil. İnsan bir lokma yiyor sıkılıyor. Çok ağır çok. Batının tatlıları böyle mi? Mithat Cemal, şımarıklık yapıyorsun. O bizim milli varlığımızın bir parçasıdır. Onun hakkında böyle konuşamazsın. Sen neden istakoz gibi, istiridye gibi lezzetli şeyler yemiyorsun? Gavur kokuyor diye mi? Elbette. O gün ikimiz de çocuktuk. O baklavanın dava vekiliydi, ben istiridyenin. Ona olan hürmetimin büyük coşkunluğu ile hemen yaptığım şakadan döndüm. Baklava tabii ki güzeldi. Başka milletlerde olmayan özel bir tatlıydı. Akif böyleydi. Tekirdağ ne kadar vatansa memleketimin karpuz kabukları da onun gözünde vatandı. İkisi arasında fark yoktu. Vatan onun için ne kadar kutsalsa din de onun için öyleydi. Ne yaptıysa inandığı için yaptı.
zerre miktar rüya ve zerre miktar menfaat göremezsiniz onun yaptıklarında. Fikret'le de bunun için kavgalıydı. Akif, Tevfik Fikret aleyhinde şiir yazmıştı. Buyurun. Yahu Akif, sen ne yaptın? Ne yapmışım? Bir gün Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. Akif, bu mısralar sen değilsin. Konuşurken bile kimsenin aleyhinde söyleyemeyeceğin bu sözleri niçin yazdın? Akif, Tevfik Fikret aleyhinde 100 mısralık bir şiir yazmıştı ki yeniler yutulur cinsten değildi. Tevfik Fikret'in Tarihi Kadim diye bir şiiri var, okumadın mı? Bak ne diyor orada. Yırtılır ey kitabı köhne, yarın makdeli fikir olan sayfaların. Bu beyit beynimde aylarca döndü durdu Mithat. Bu adam Kur'an'dan köhne kitap diye bahsediyor. Bu adam benim peygamberime küfrediyor. Babama sövse vallahi affederdim. Ama peygamberime sövmek, bunu ölürüm de hazmedemem. Meseleyi anlamıştım. Akif haklıydı. Tevfik Fikret kutsala elini uzatmıştı. Karşısında ilk olarak Akif'i buldu. Akif bir kahraman gibi dikiliyordu karşısına. Akif için söz namustu. Ona 4'te gidecekken 4'ü 10 geçe gitmişseniz geç kaldınız. Bu 10 dakika kabahatti. Bundan koca bir namus mefhumu çıkarıyordu. Ben de bu iri yarı namusa bazen kızıyor, bazen gülüyordum. Treni kaçıramazdınız, namusa aykırıydı. Meşrutiyetin ilk seneleri adam boyu kar yağdı. O gün Akif'in hazzetmediği vasıtalar işlemedi. Araba, tramvay, vapur. Çapa'daki bizim eve o gün sütçü ekmekçi bile gelmedi. Öğle yemeğinden sonra biz ekmekçiyi beklerken Akif gelmişti. Bıyığının yarısı donmuştu. Şaşırdım, nasıl geldiğini merak ettim. Bu havada buraya kadar nasıl geldin be adam? Beyler beyinden nasıl olduysa karşıya Beşiktaş'a bir vapur işledi. Bu kadar mı? Tabii bu kadar. Beşiktaş'tan Çapa'ya işleyen bir şey yoktu. Bir dünya yoldu. Ancak Akif için şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü Beşiktaş'tan da Çapa'ya insanlar bu havada yürüyerek de gelirdi. Gelmemem için kar tipi kafi değil. Vefat etmem lazımdı. Çünkü geleceğim diye söz verdim. İnsanların birbirlerine verdikleri sözün bu kadar korkunç olması o gün beni korkuttu. Akif, eğer sen verilen sözün manasını böyle anlıyorsan, izin ver ben böyle anlamayayım. Benim verdiğim sözün şiddetli bir lodosa bile tahammülü yok. Ben böyleyim. Ben de böyleyim. Beylerbeyindeki evinde kendi yağıyla kavruluyordu. O sıralarda ona her cuma sabahtan kitap okumak için gidiyordum. Sabah gittiğim için de öğle yemeklerinde de oradaydım. Akif ise üstü olarak görev yapan bir adam görevinden haksız yere alındı diye istifa etmişti.
Hem de o üstünün müdürlük makamına kendisi geçecekken. Bu yüzden evinde biraz sıkıntı vardı. Ben de artık yemekte masraf çıkarmamak için öğleden sonraları gidiyordum. Bir cuma Akif'in evinde 7 çocuk buldum. Akif'in 4 çocuğuna katılan bu 3 çocuğun komşudan gelmiş çocuklar olduğunu düşündüm. Dur bakalım. Nereye küçük bey? İçeri geç. Haftalar sonra yine evde 7 çocuk vardı. Merak ettim, sordum. Bunlar hangi komşunun çocukları? Komşu çocukları değil. Benim çocuklarım. 3-5 haftada 3 çocuğu nasıl olurdu? Hasan Efendi öldü de. Hasan Efendi, Akif'in Baytar Mektebi'ndeki arkadaşı. Birbirlerine söz vermişler. Kim önce ölürse o diğerinin çocuklarına bakacak diye. Akif sözünü tutmuştu. Bu çocuklardan daha güzeldi Akif. Mektepte verdiği sözü unutmayan bir çocuk. Tahir. Ne yapıyorsunuz siz? Hala taşınmadı mı eşyalar? Bu eşyaları çöpe atamazsınız. Allah Allah. Nedenmiş ha? Bırak şunu. Efendim kusura bakmayın. Hemen daireyi boşalttırıyorum. Ben sana eşyaları at demedim ki. Bu eşyalar kimindir bilir misin? Hayır. Benim az bulunur can dostumun Mehmet Akif'in. Mehmet Akif bu odada öldü. Onun hatırasına sahip çıkıyorum.